bölgesindeki yolumuzun yolcuları olan canlı Avrupa'da daha etkin, daha derli toplu, daha düzenliler. Ne yazık ki köylerimize gittiğimizde büyük bir boşluk var. İnsanlarımızın birbirine karşı gönülden mesafe başlıklarını görüyoruz. Yani küskünlükler, kırgınlıklar, dargınlıklar var. Eskiden köylerde en büyük sorunları dahi, davaları dahi yılda bir görgü cebinde dedelerimiz çözerlerdi. Toplumsal barış hakimdi. 7'den 70'e herkes bir gönül birliği içerisinde bir sevgi yumağı halinde yaşıyordu. Ama ne yazık ki süremiz kesintiye uğradı. Öyle yılda bir kez toplanarak, bir yere gelerek, öyle bir cem yaparak bu yolun yolcusu olduğumuzu söyleyemeyiz güzel dostlar. Şüphesiz buraya herkes kendi isteğiyle geldi. Özünde bu istek olmasaydı bu kapıdan içeriye kimse giremezdi. Hatır için kimse gelmedi buraya, öyle değil mi güzel dostlar? Ha, bizler sizin mihmanınız olarak geldik, misafiriz. Yarın Minyanlı köyünde Bilcem Evi açılışına gideceğiz. Ondan dolayı Hüseyin Menteş dostumuz babamın bir kurbanı var dedi. Köyde de cem evimiz var, geniş mekanımız var, bir muhabbet edelim dedi. Biz de bir gün öncesinde geldik, sizlerle böyle cemal cemal olduk kısacası. Öncelikle burada olan bütün canların cümle geçmişlerinin ruh revanları şad olsun. Benim çok sevdiğim, pırıl pırıl bir insan Hakk'a yürüdü. Hüseyin dedenin abisiydi sanırım, değil mi? Ali Murtaza dede, o da Paris'te yaşıyordu biliyorsunuz. Onun da ruhu revanları şad olsun ve cümle geçmiş canlarımızın cümlesinin ruhu şad olsun ve bugün yapacağımız cemin de bütün olanca faziletinin hem Hüseyin Menteş dostumuzun babasına, hem Ali Murtaza dedenin ruhuna, cümle geçmişlerimizin ruhuna atfedelim. Biz kültürümüzün, inancımızın bugünlere taşınmasında büyük emek sahibi olan aşıklarımızı, sadıklarımızı, dedelerimizi, kısacası büyüklerimizi muhabbet ortamlarında bulunup da onların muhabbetinden faydalandığımız cümle geçmiş canlarımızı yad etmeden, anmadan yapacağımız bir hizmetin de bir anlamı olmaz. Biz bir kuşaktan bu geleneği devraldık, öğrendik, kendimizi onların sayesinde eğittik, yetiştirdik. Bizden sonra gelecek olan kuşaklara da biz aldığımız bilgileri aktarmakla görevliyiz. Onlara bizde olan neyse onu vereceğiz bize dostlar. Bilgi de paylaşıldıkça çoğalır ve bütün toplumları bu şekilde etkiler. Biz Alevi Bektaşlı Kızılbaş toplumu ekleriyle inancımızın felsefi boyutunu oluşturmuşlar. O ölümsüz deyişleriyle. Bizim bugün yapmamız gereken nedir güzel dostlar? Bugün yapmamız gereken belki o ulu ozanlarımızın ölümsüz eserlerini karınca karınca önce yorumlayacağız, anlayacağız ve bu anladıklarımızı da pratikte yaşamımıza geçireceğiz ki çevremizde bizimle iletişim içerisinde olan dostlarımız söylediklerimizi yaşamımızda da görmeliler ki o zaman bu yolun gerçek anlamda yolcusu olduğumuz kanıtlansın ve örnek insan olalım çevremize. Yolun bizden istediği bu güzel dostlar. Umut ediyorum ki bugün
gönül birliğimize vesile olması için yapacağımız cem amacına ulaşacaktır. Burada hiç kimseyi aldatmayacağız, sızlatmayacağız. Biraz düşündürmeye çalışacağız. Yüzyıllar boyu canları pahasına zerre kadar taviz vermeden kültürümüzün ve inancımızın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan aşıklarımızın, sadıklarımızın döküklerinden örneklerle muhabbetimizi biraz daha derinleştireceğiz. Cem'de yapacağımız hizmetlerin çok kısa, özet olarak ne anlama geldiğini yine karınca kararınıza bildiğimiz kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, şimdi soralım. Herkes burada dilli başlı. 7'den 70'e Cem Cümleten birbirimizden hoşnut ve razı mıyız erenler? Cem Cümleten birbirimizden hoşnut ve razı mıyız? Cem Cümleten birbirimizden hoşnut ve razı mıyız? O zaman bir nişan gösterelim. Herkes sağındaki solundaki canlarla beni yazarsın. Sağımızdaki, solumuzdaki canlarla niyazlaşmamızın anlamı şu. Şu dört duvar arasında olan 7'den 70'e bütün canlılar birbirlerinden hoşnut ve razıdır. Herhangi bir küskünlük, dargınlık, kırgınlık aramızda yok demektir. Yani gönül birliğidir bu. Fiziki anlamda dört duvar arasında kalıbımız bir arada. Fiziki olarak hep bir aradayız. Ama gönüllerin de bir arada olması lazım. İşte bu niyazlaşma gönül birliğini simgeliyor. Zaten bizim inancımızın ruhu, özü de kişiyi kendi vicdanıyla barışık hale getirmek, toplumla barışık hale getirmek. Kamil bir insan ve kamil bir toplum yaratma projesi diyebiliriz. İlkel dinlerle dahil olmak üzere semavi dinlerde böyle bir kural vardır. Nedir o? İşte Tanrı Rab, yani Allah diyor ki bana asi gelebilirsiniz. Beni yok sayabilirsiniz. Sizi bağışlayabilirim. Ne bilirsen ben bilirim diyor ya, hani bütün semavi dinlerde böyledir. Ama kul hakkıyla benim katıma, yani benim huzuruma kul hakkıyla gelmeyin. Biz haktan geldik, hakka gideceğiz. Can bedeni terk ettikten sonra hakkın huzurunda var olacağımıza inanıyoruz, öyle değil mi? İşte o Tanrı, o Rab, yani hak, Allah diyor ki benim huzuruma kul hakkıyla gelmeyin. Ama bana karşı gelebilirsiniz, beni inkar edebilirsiniz. Bu benim bileceğim bir şey, sizi bağışlayabilirim ama kul hakkıyla gelirseniz bağışlayamam diyor. Şimdi bizim inancımıza bakıyoruz. İkrar ve gövde cemlerimizde Erler'de, Yüzyer'de, Özgüdar, Mansur'da, Muhammed, Arıyor'un ve Hüke, Hacı Bektaş'ın diyonda ne haktan kaçar ne hakkımızdan geçeriz. Nesimi gibi yüzülmeye, Mansur gibi asılmaya geldik. Kendi vicdanımızla da barışık haldeyiz. Toplumla da barışık haldeyiz, ailemizle de barışık haldeyiz. Öyle değil mi? İşte Pir Sultan Abdal'ın alınmış abdestim aldırılırsa, kılınmış namazım kıldırılırsa dedi ki, bu menzildir erenler canlar. Yolumuzun, öğretimizin, inancımızın 7'den 70'e bütün canlarımıza kazandırdığı böyle bir güzellik var. Ama biz bu güzelliği bugün ne yazık ki yaşayamıyoruz. %90'ımızın yola ikrarı da yok. Müsaitli olan canlarımız müsaitlik gereklerini de yerine getirmiyor. Çoğuları da yoldan düşmüş pozisyonda. Öyle değil mi?
Şimdi 3-5 hafta, 1 ay, 2 ay duş almayan, banyo yapmayan, saçını sakalını tırnağını kesmeyen bir insanı düşünün, pis pis kokar. 50 metre uzaklığından gideriz değil mi? Ama günübirlik temizliğini yapan, beden temizliğini yapan, 2-3 günde bir duş alıp banyo yapan insan da temizlik. Sandalye gibi ne? Ses.